Bir kere her şeyden önce insan hakları savunucuları olarak sivillerin zarar gördüğü tüm eylemlere bizler karşı çıkarız. Bu tabii ki İsrail-Filistin savaşı çok uzun yıllara dayalı bir mücadele. Ve İsrail Devleti'nin Filistinlilere yönelik politikalarını insan hakları savunucuları olarak biz her zaman eleştirdik ve her zaman karşısında olduk. Ama 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırı da sivillere yönelik bir saldırıydı ve bir insanlık suçunu oluşturuyordu. Bu nedenle biz insan hakları savunucuları olarak buna anında tepki gösterdik. Nasıl İsrail'e tepki gösteriyorsak ona da tepki gösterdik ve bu tepki bazı kişiler tarafından da eleştirildi. Ardından İsrail'in savaş hukuku sözleşmesini yerle bir eden, tamamen sivillere hedef alan saldırıları başladı ki buna tabii ki yıllardır karşı çıkıyoruz. Ama burada bizim hiç konuşmadığımız bir şey var. İsrail'de çok güçlü bir barış hareketi var. Türkiye'dekinden çok daha güçlü bir barış hareketi var. Zaten bu olaydan çok yakın bir zaman öncedir de her gün binlerce insan sokaklarda. Bizim bugüne kadar başaramadığımızı İsrailli muhalifler ve barış yanlıları gerçekleştirdiler ve kendi devletlerine karşı, kendi yöneticilerine karşı sokaklara çıktılar. Bunları görmek zorundayız. O nedenle biz insan hakları savunucuları olarak hep barış yanlılarıyla iş yapmaktan yanayız. Biz mesela İsrail'deki barış yanlılarını gözetmeden tamamen tüm İsraillileri, Yahudileri hedef alan eylemleri yapamayız ve bunlara karşıyız. Bugün İsrail konsolosluğu önünde yapılan eylemlerin birçoğu tümüyle Yahudi insanları da hedef alan söylemler taşıyor. Aslında antisemit söylemleri burada görüyoruz. Biz bunların da çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim coğrafyamızda yaşayan Yahudi yurttaşlar var ve bunlar çok korkarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Mesela çok bilinen Rıfat Bali, Yahudi bir yazarın bir sözü var. Ben hiç bunu unutmuyorum diyorlar ki, diyor ki Yahudiler Türkiye'de görünmezliği seçerek yaşıyorlar. Görünmeden, hiçbir şekilde kendilerini hissettirmeden, korkarak yaşıyorlar. O nedenle biz bu savaşa karşı çıkarken dilimizi çok dikkatli kullanmak zorundayız. Yani bu coğrafyada yaşayan Yahudi halkını da düşünmek zorundayız. Çünkü önünde yapılan eylemlerde çoğunlukla İslami grupların eylemleri var ve çok ilginç, barış yanlarına, cumartesi annelerine her türlü eylemi yasaklayanlar onların şiddet içeren eylemlerine izin veriyorlar. Yani bu da anlaşılmaz bir şey. Yani Türkiye'de zaten 10 yıldan fazla bir süreçtir ırkçı milliyetçiliğin devlet eliyle çok güçlendirildiğini görüyoruz. Her zaman güçlüydü ırkçı milliyetçilik, temelinde var zaten kuruluşun, ama son dönemde fütursuzca, özgürce çeşitli gruplar ortaya çıktı ve bunlar silahlarıyla fotoğrafları sosyal medyada özgürce yayınlıyorlar, herkesi tehdit ediyorlar. Yani örneğin sosyal medyada hepimiz tehdit altında paylaşımlarda bulunuyoruz. Anında özgürce tehditlere başlıyorlar. Bu nedenle ırkçı milliyetçiliğin bu kadar gelişmiş olduğu ve böyle bir savaştan da beslendiği bir ortamda bu tür tehlikelere biz dikkat çekiyoruz zaten insan hakları savunucuları olarak. Çünkü bu coğrafyada bu konuda çok acılar yaşandı. 6-7 Eylül olayları, varlık vergileri, saldırılar. Yani o nedenle birilerinin de daha barışçıl üslup kullanarak bu tehlikeyi dile getirmesi gerekiyor. Bu nedenle biz insan hakları savunucuları olarak biraz artık devletin de bu konuda dikkatli davranması gerektiğini düşünüyoruz. Irkçılığın olduğu her yerde insan hakları ihlali vardır. Böyle tehlikeler vardır. Bu nedenle de bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Irkçılık derinleştirildi. Irkçılara zemin hazırlandı. O nedenle de çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Örneğin geçen gün Samsun Belediyesi'nde yapılan bir AKP'li görevlinin, yetkilinin yaptığı Hitler'i öven bir konuşma, anında savcıların harekete geçmesi gereken bir konuşma. Soykırım yapmış bir insanı savunan bir açıklama yapıyoruz. Tamamen antisemit bir dil kullanarak, işte TCK 216'yı barış yanlarına kullanıyorlar ama aslında halkı kin ve nefrete yöneltmek tam da budur. Anında bir savcının ortaya çıkarak bu kişi hakkında soruşturma başlatması gerekirdi. Tam tersine yolu açılıyor ırkçı dilin. Bu çok tehlikeli.
Bu dilin, yani ırkçı dilin bu kadar özgürce kullanılması, hatta desteklenmesi aslında tek kutuplu bir toplum yaratmayı amaçlıyor. Yani bizim coğrafyamızda şu anda sadece belli insanların konuşma hakları var. Sadece iktidarı siz destekliyorsanız siz özgürsünüz. Onun dışında hiç kimse özgür değil bu coğrafyada. Herkes hakkında davalar açılıyor. Hepimiz cezaevine ya girdik ya girmek üzereyiz ya da adli kontrollüyüz. Hepimiz rehin olarak yaşıyoruz aslında. Hiçbirimiz özgür değiliz ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imza attığı bütün uluslararası sözleşmelerle de çelişiyor. Gerçekten barıştan, demokrasiden, insan haklarından yana olanların bir İsrail'de yaşayan Araplardan yana, İsrail'deki barış yanlarından yana tavır koyması gerekiyor. Burada da antisemit söylemleri engellemeye yönelik bir barış çalışması yapmak gerekiyor. Maalesef ki siyaset bunu yapmıyor. O zaman insan hakları savunucuları, demokrat insanlara düşüyor bu görev.